TABİM'in 105. yılındayız. Kurtuluşun ve kuruluşun kentinde milletin istikbalini yine milletin azim ve kararını diyecek kenttesiniz. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Bu onurlu ve kutlu günümüzde, Amasya için şeref dolu günde sizleri burada ağırlamaktan gayet mutluyuz. 47 yıl önceki başkanımız sağınızda, ben solunuzda. Hemşehrilerimiz, partilerimiz, meclis üyelerimiz, partili arkadaşlarımızın hepsi burada. Bu kent emin ellerde. Biraz önce aşağıda bahsettiniz. Biz seçim döneminde sizlerin de desteğiyle gayet başarılı bir dönem geçirdik. Ve size aday olmak için geldiğimde söylemiştim. Başkanım kazanacağız Amasya'yı diye. Sonrasında MYK üyelerimizden gelenler de bu kentte bir değişim olacağını görmüşlerdi. Bununla beraber tüm örgütümüzde değişimi sağladık. Sizleri burada misafir etmekten dolayı gururluyuz, mutluyuz. Amasya'da da bu şehre yakışan sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıydı. Geride kalan süremizde bunu başarıyla tamamlayacağız. Emanete ihanet etmeden şehirdeki hemşehrilerimizin tamamına hizmet ederek sizleri de onurlandırarak bu süreci tamamlayacağız diyoruz. Tekrardan efendim hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sayın Başkanım, bugün benim için çok keyifli günlerden bir tanesi. Amasya benim hem şahsınıza, örgütümüze hem de kentin kendisine muhabbet beslediğim, geldiğimde rahat ettiğim, kendi şehrime çok benzettiğim, insanı insanımıza benzeyen, doğası doğasına benzeyen, iklimi benzeyen çok önemli, çok tarihi bir kent. Böyle bir kentin kültür varlıklarının belediye tarafından en iyi şekilde korunması, turizme kazandırılması, kentin yurt içi ve yurt dışı turizme açılması çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla mümkün olabilir. 47 yıl önce başkanımız, sayın başkanımız kentte halen daha anılan hizmetler yapmış. Geçtiğimiz sefer seçimlerden önceki ziyaretimde bir araya geldiğimizde de Amasya'yı kazanabiliriz diye ilk tespitlerden bir tanesini yapmış kişi olarak onun varlığında 47 yıl sonra sizin makamınızda yine bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını görmek bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Tabii burada bu başarıyı sadece Cumhuriyet Halk Partililerin oylarına mal etmek doğru bir şey değil. Türkiye'yi nasıl Türkiye İttifakı'yla kazandıysak Amasya'da da bir Amasya İttifakı'ndan bahsetmek. Amasya'nın sosyal demokratları, milliyetçi demokratları ve muhafazakar demokratlarının bir araya gelmesinden, haramdan ve yalandan bıkmış, iyi bir yönetim isteyen, bir değişim isteyen, kentte bir dinamizm isteyen, kentin potansiyelinin harekete geçirilmesini isteyen seçmenlerin ortaya çıkardığı güç birliğinin farkındayız, minnettarız. Bu kentte sadece oy verenleri değil, oy vermeyenleri de memnun edecek bir yönetim anlayışını sergilemek sizin ve belediye meclisindeki grubumuzun birinci vazifesidir. Ben sizin şahsınızla hem grubumuza hem de diğer partilerden seçilen belediye meclis üyelerine de başarılı bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum. Amasya'nın iyi günleri için birlikte olmak ve bizim eksik yaptığımız, yanlış yaptığımızı düşündükleri hususlarda bizi eleştirmek diğer partilerden siyasetçilerin, belediye meclis üyelerinin de vazifesidir. Biz yıllardır yaptığımız ana muhalefet görevini yapıcı bir şekilde ve tartışmalardan uzak hizmetleri isteyen, yoksulları destekleyen, ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını gören bir çizgide sürdürdüğümüzde aldığımız destek, ortaya koyduğumuz başarı ve önümüzdeki potansiyel tüm kamuoyu tarafından takdir ediliyor. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki Sayın Turgay Başkan'ın ve Amasya'daki diğer 3 belediye başkanımızın ceplerinde birer anahtar var. Türkiye'deki 411 belediye başkanımızın cebindeki anahtar gibi. Ve bu anahtarlar ne kentin altın anahtarları, ne belediyenin kapısının, ne kasasının anahtarları. Doğru, iyi, şeffaf, dürüst ve adil yönettikleri takdirde ki buna en ufak bir şüphe yok. Önümüzde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının, Türkiye İttifakı iktidarının ve Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel seçimlerindeki iktidarının anahtarı başkanlarımızın cebindedir. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Sonuna kadar arkalarındayız. Amasya Tarihi Kentler Birliği'nde yer alan bir kent.
Tarihi Kentler Birliği Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a Amasya'yı emanet ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na Amasya'yı emanet ediyoruz. Sosyal Demokrat Belediyelerin birlikteliği olan SODEM'e Amasya'yı emanet ediyoruz. İyi projelerinizde, halkçı projelerinizde, çevreci projelerinizde, sosyal belediyecilik projelerinizde, kentin güzelliklerini, tarihi dokusunu ön plana çıkaran projelerinizde tüm başkanlarımız sizinle birliktedir. Bizler birlikteyiz. Amasya'nın yanındayız, arkasındayız. Amasya'nın güzel günleri için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için sizinle birlikteyiz. Bir kez daha sizi tebrik ediyorum. Başarılarınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönem için de başarılar diliyorum.